Anne, bugün ne yemek yapacaksın? Bak ben de oruçluyum ha. Lütfen tatlısından, tuzlusundan, etlisinden, sütlüsünden çok güzel şeyler olsun. Tamam kızım, düşünüyorum işte. Ne yapsam acaba, ne yapsam? Kadriye, sana bir haberim var. Daha önceden söylemiş miydim acaba? Aa, üstüme iyilik sağlık Remize ha. Sana bir haberim var diyorsun. Daha önceden söylemiş miydim diyorsun. Oruç başına vurdu herhalde. Tamam, pardon. Ben bu akşam Necati iftara çağırdım. Ne dedin Remzi? Duyamadım, bir daha söyle. Necati'yi diyorum. Hani benim kankam var ya, işte onu. İftara çağırdım, iftara. Remzi ya, bu şimdi mi söylenir? Aynı gün. Hem de akşama. Çıldırdın herhalde sen. Niye bu kadar abartıyorsun anne ya? Biz ne yiyorsak o da onu yiyecek işte. Nasıl olsa yemek yapmayacak mıydın? Kızım unutuyorsun galiba. O bir fil. Ona yemek yetiştirmek için 2 gün öncesinden haberim olması gerekiyordu. Bir tencere, iki tencere, üç tencere yetmez ki. Yemek yetişmez yemek. Kadriye tamam abartma ya. Bir tabak fazla koyacaksın o kadar işte. Ha bu arada Mirket de geliyor, onu da çağırdım. E peki Feride? Yok Kadriye maalesef o annesine gitmiş. 2-3 gün kalacakmış. Ben de o yüzden Mirket'in yalnız kalmasın diye bize çağırdım. Bir şey lazımsa dışarıdan hemen alayım geleyim. Oho Remzi, liste uzun. Bir an önce alıp gelemezsin yani. Artık akşama kadar alışveriş yaparsın baba. Sana kolay gelsin. Niye ya? Ne var ki? Altı üstü 2 tane misafir. Unutuyorsun ama Remzi. Biri Morfin Necati, öteki ise koskoca bilim hayvanı. Ay ben ne yaparım şimdi? Onlara nasıl mutlu ederim acaba? Hay Allah ya, keşke daha önceden söyleseydin. Ama o zaman da uyuyamazdım ki. Gece nasıl geçecekti? Sahura nasıl hazırlanacaktım? Neyse, bir daha düşüneyim bakayım. En iyisi ben bir gideyim kilere bakayım. Acaba Kadriye de mi biraz annesine gitse, bilemedim ki. Bugün Remzilerde iftar yemeği var. Kaç gündür Feride yok diye doğru dürüst bir şey yiyemedim zaten. Acaba Kadriye Hanım ne yapar? Eminim çok güzel şeyler yapar. Peki iftara giderken ne götüreceğim? Tabii ki eli boş gidilmez. Köşeden bir tatlı mı alsam acaba? Bana yakışmaz ki canım. Koskoca bilim hayvanıyım sonuçta. Ne olabilir, ne olabilir? Düşün Mirket, düşün Mirket. Aa, hologram Mirket. Bilgisayar açık kaldı herhalde. Ben düğmeye basmadım ki. Ben biliyorum ne götürmen gerektiğini. Aa, ama nasıl olur? Ben sana yapay zeka yüklemiş miydim? Hiç hatırlamıyorum da. Evet Mirket. Hatta geçen hafta Perşembe günü. Neyse, konumuz bu değil. Biliyorsun ben bilgisayarda yüklü bir programım zaten. Remzi Beylere giderken profesörle birlikte ürettiğiniz serinletici meyve suyunu götür. Gerçekten çok güzel bir icattı o. Ben nasıl unuttum? O meyve suyundan içen ileriki saatlerde fazla susamıyor. Tam da Ramazanlık. Süpersin hologram Mirket. Tamam gidebilirsin artık. Elon Musk'ın söylediği doğru olabilir mi acaba? Yoksa yapay zeka bir gün bizi ele geçirmeye mi çalışacak? Hologramı çağırmadım, yanımda bitti. Sormadım, soruyu cevapladı. Bu meyve suyu neredeydi acaba? Ay susayım en iyisi. Ya bir de beni duyarsa? Korkuyorum. Anne, sofrayı hazırlamaya başladın mı? Daha çok erken değil mi? Olsun oğlum. Bir eksik gedik varsa önlemimizi çabuk almış oluruz. Sofrayı hazırlamama yardım eder misin Şakir? Tabii ki anne, etmez miyim hiç? Sen bana ver ben götüreyim. Ondan kolay ne var? Aslansın Şakir gerçekten he. Canan nerede bu arada? Tabii ki odasında ders çalışıyordur anne. Anne ya, gerçekten harika bir sofra oldu ha. Ne zaman gelirler acaba? Şakir, adete göre ezandan bir yarım saat önce gelirler. Ya, adet öyle mi? Tabii. İftar misafirliği normal gibi olmuyor. Yemekten bir yarım saat veya 15-20 dakika önce oluyor. Tabii uzaktan gelenler için geçerli değil bu. Ha, kapı çaldı, geldiler herhalde. Hoş geldiniz sevgili misafirlerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi ki davet ettin beni Remzi. Evde tek başıma gerçekten zor oluyordu. Kadriye, inanmıyorum. Döktürmüşsün gene ha. Ne kadar güzel bir sofra bu böyle.
Teşekkür ederim Mirket. İnşallah lezzetlerini de beğenirsiniz. Şöyle meyve suyumu da koyayım şuraya. Bu sıradan bir meyve suyu değil arkadaşlar. Profesörle birlikte ürettik. Susuzluğa iyi gelen, serinlik veren, gerçek meyvelerden üretilmiş konsantre bir meyve suyu. İçtiğiniz zaman farkı anlayacaksınız zaten. Yani marketten getirmedim. Tam Ramazanlık bir icat. Ay Mirket ya, süper gözüküyor. Remzi, kaç dakika kaldı? Bence artık sofraya oturalım. Ay Remzi, tut şunu. Bir de şimdi yemek yer falan. Daha top patlamadı ha? Necati, daha vakit var, yavaş. Sevgili misafirler, evimize tekrar hoş geldiniz. Galiba top patladı, ezan okundu. Afiyet olsun. Ben gideyim suları doldurayım en iyisi. Uf, hepsi harika gözüküyor. Ben başlıyorum. Hamur 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 hamur. Bir dakika, meyve suyunun tamamı da benim. Aa, inanmıyorum. Sofrada hiçbir tane yemek kalmamış. Necati sadece su doldurmaya gitmiştim. Neyse arkadaşlar, siz hiç merak etmeyin. Benim bir sürü daha yedek yemeğim var. Remzi, kendimi çok kötü hissediyorum. O kadar hızlı yersen olacağı buydu Necati. Bir dakika, ben lavaboya kadar gitmek istiyorum. Galiba lavaboya bile gidemeyeceğim Remzi. Ay koşun koşun. Necati'ye bir şey oldu. Remzi koş. Mirket? Mirket ne oluyor böyle? Necati üstünde. Bakar mısın? Ayrıca bir tanesinin de bacağı yok. Neden böyle oldu acaba? Mirket koş. Sakin oluyorum. Sinirlenmiyorum. Niye benim gittiğim her yerde olaylar oluyor? Bunu da anlamıyorum. Galiba meyve suyundan Kadriye. Niye ki Mirket? Hani susuzluğa giderecekti? Hani Ramazan'da iyi giderdi? Ama Necati çok fazla yemek yedi. Ve bir dikişte bütün meyve suyunu bitirdi. Diğer yemeklerle birleşince etkileşimi değişti demek ki. Ama Mirket, ne yapacağız şimdi? Bence bunlar böyle sahura kadar kalacaklar Kadriye. Ne? Ama neden Mirket ya? Ben nasıl sahur yapacağım? Özür diliyorum. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Hoşça kalın. Aa, gitti. Mirket gitti. Görüyor musun Remzi? Ne yapacağız şimdi biz? Şşt, Necatiler, uyanın. Hadi evinize gidin. İmdat. Afiyet olsun Şakir. Teşekkür ederim baba. Sağ ol, sana da. Çocuklar, siz burada beni bekleyin. Ben 2 dakika Mirket'in yanına gidip geleceğim, tamam mı? Patron ya, niye burada dikeliyoruz ki böyle? İçeri girip oturalım o zaman. Evladım, görmüyor musun? Ramazan ayındayız herhalde. Öyle içeride oturup yemek yiyormuş gibi. Cık cık cık. Millete karşı ayıp ya. Ama patron, bacaklarım ağrıdı vallahi bak. Sabah beri dolanıp dükkan bakıyoruz zaten. Ben size burada ayakta bekleyeceksiniz dedim, o kadar. Lafımın üstüne laf kâr etmez biliyorsunuz. Bekleyin beni. Mirket'le görüşüp geleceğim. Görüşürüz. Necmi ya, biz bu adama ne dediğini yapmak zorunda mıyız? Patron sonuçta Gurul Ercan. Tabii ki yapmak zorundayız. Tamam da bizi nereden görecek ki? Geçelim içeri oturalım. Olmaz olmaz. Şimdi gürültülü arar falan. Rezil oluruz sonra ha. Ramazan içimizden gücümüzden olmayalım. Üf tamam ya. Çömeleyim bari. O da olmuyor ki. Heh. Tüm işimi gücümü bitirdim. Artık biraz da oturup keyif yapma zamanı. Şurada minik bir öğlen uykusuna yatayım. Nasıl olsa Ramazan. Oo, mis. Aa, o da ne? Birisi geliyor. Mirketciğim merhaba, nasılsın, iyi misin? Ramazan nasıl geçiyor? Aa, Akva Kürşat, senin burada ne işin var? İyiyim, sağ ol. Birazdan uykuya yatacaktım ki sen geldin. Hiç böyle bir zamanda uykuya yatılır mı Mirket Bey? Seninle çok güzel işler yapacağız. Ne gibi Akva Kürşat? Biliyorsun ben bireysel bir ortaklık içerisine girmiyorum. Sadece kurumlarla çalışabilirim. Mirket baksana, acayip bir teklifim var he. Dur bir dakika. Cebimden çıkartayım da öyle göstereyim. Bak bu formülleri senden yapmanı istiyorum. Ne formülüymüş onlar Akbaba Kürşat? Sen burasını pastane dükkanı mı zannettin? Olur mu canım öyle şey?
Mahallemizin biricik mirket hayvanısın. Burada yazan formüller benim için çok değerli. Yeni bir işe giriyorum da. Eğer başarılı olursam var ya, köşelerden çuval altınlarla döneceğim ha. Aman aman aklıma Kürşat. Beni hiç karıştırma. İşin başından açmış zaten. Uğraşamam seninle. Ama mirket ya, bir kerecik baksaydın, bir göz atsaydın ne olurdu yani. Bakıyorum. Un, su, tuz, yumurta, susam. Aklıma Kürşat, ne işle giriyorsun sen? Fırın mı açacaksın yoksa? Aklımızda var işte bir şeyler Mürket Bey. Onun tarzında bir şey olacak. Hadi kardeşim, hadi ikili. Siz de beni iyicene yemek tarifçisi yaptınız he? Tamam, ne kızıyorsun ya? Ortak olalım dedik. Parası neyse verecektik yani. Teşekkür ederim Akbaba Kürşat. İşlerim çok yoğun. Müsaadenle artık işime gücüme bakabilir miyim? Tamam tamam. Hayırlı işler. Yalnız bu fırsatı kaçırdığına çok pişman olacaksın, haberin olsun he. Ne işle çeviriyor? Ne yapıyor? Hiçbir şey anlamadım. Yeni bir dükkan mı açacak? Ne yapacak? Ondan sonra da alavere dalavere işler. Hiç işim olmaz. Ay, dinlenme saatim geçiyor. Hemen yatmam lazım. Aferin size. Aynı bıraktığım yerde otluyorsunuz he. Aşk olsun patron ya. Alınıyorum ne atlamak falan. Neyse neyse. Mürketten yüz bulamadık. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz o zaman. Yürüyün, içeri giriyoruz. E hani giremezdik patron? Oğlum, dükkanı kiralayacağız. Girmeden nasıl konuşalım adamlarla? Ay, bunlarla da bir iş olmuyor he. Hadi yürü, çekil önümden, çekil. Vallahi bir şey anladıysam kör olayım he. Al benden de o kadar. Canan, biliyorsun annem pide konusunda çok titiz. En güzeli, en harikası, en lezzetlisi olsun istiyor. Civardaki tüm fırınları denedik. Ama hepsinden istenilen sonucu elde edemedik. Baksana ne diyeceğim. Arkadaştan duymuştum. Şu caddenin sonunda bir tane yeni fırın açılmış. Çok güzel, çok lezzetliymiş. Bir de onu deneyelim, ne dersin? Ay hadi inşallah. Belki onun pidesini annem beğenir, ne dersin? İnşallah diyeyim Şakir. Şşt, saati geçiriyoruz. Çabuk ol. Hadi gidelim. Burası mı Şakir? Evet evet. Baksana yepyeni, gıcır gıcır bir dükkan. Dekorasyonu da harika yapmışlar he. Aa bak bak, Necati abi de sırada. Hadi hemen onun arkasına gidelim. Oo, siz de mi geldiniz çocuklar? Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz Necati abi. Bu fırının Metin arkadaşlarımızdan duymuştuk. Biz de bir deneyelim dedik. Vallahi şu anda pideler sıcak sıcak içeride pişiyor. Ben 3-5 tane almayı düşünüyorum. Baksanıza mis gibi de kokuyor. Annem pide konusunda çok titiz Necati abi. Bakalım bunu beğenecek mi, çok merak ediyorum. Hangi fırından alsak mutlaka bir bahane buluyor. Ama bununkiler resim gibi Canan. Eminim çok beğenecektir. Hey, galiba sıra bize geliyor. Yürüyün yürüyün. Hadi Canan hadi. Necati abinin arkasından. Heh, top patladı çocuklar. Hadi hepinize afiyet olsun. Telaş eden peçeteleri unutmuşum. Canan, bu seferki pide süperdi he. Yiye yiye doyamadım. Şakir, ucundan birazcık biz de koparsaydık hepsini sen bitirdin. Nasıl yani ya? Bana pide kalmadı mı şimdi? Ay, bir peçete almaya gitmiştim sadece. Maalesef Kadriye. Biricik oğlun hepsini bir seferde yuttu bitirdi vallahi. İyi madem, ne yapalım? Biz de kuru ekmekle devam ederiz. Tüh. Aa Şakir, bu haberlere çıkan bizim pide aldığımız fırın değil mi? Evet Canan, ta kendisi. Evet sevgili izleyiciler, aldığımız bir son dakika haberiyle daha sizlerleyiz. Gördüğünüz pide çetesi çökertildi. Yeni açtıkları fırında yaptıkları pidelerle halkı kandırmaya çalışan Akbaba Kürşat ve ekibi polisler tarafından yakalandı. Bu kötü çetenin amacıysa doyurmayan pideler üretmekmiş. Böylece halka daha çok pide satacak ve bir an önce zengin olmak istiyorlarmış. Uzmanlar halkımızı uyardı. Fakat yediyseniz tuvalete gitmekten başka çareniz yok demektir. Vallahi uzmanlar söylüyor. Benim suçum yok yani. Diğer haberimize geçiyoruz. Eyvah Şakir, görüyor musun? En çok da sen yedin içimizde. Hatta hepsini sen yedin. Zaten şu anda kendimi çok tuhaf hissediyorum baba. Bir dakika, bana müsaade et. Uzmanların dediği gibi tuvalete gidiyor herhalde. Bir lokma bile yiyemedim diye çok üzülmüştüm halbuki.
Anne, çok geç oldu ya. Şakir ne yapıyor acaba? Geldim geldim ama kendimi çok kötü hissediyorum. Anne, karnım ağrıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim, benim de karnım ağrıyor. Benim de bağırsaklarım kilitlendi. Remzi, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Bir Şakir, iki Şakir, üç Şakir ve dört Şakir. Akbaba Kürşat, yaktın bizi Akbaba Kürşat. Ne yapacağız şimdi Remzi? Ay bana bir şeyler oluyor, dayanamıyorum. İmdat! Canan, yemeğini yemiş miydin kızım? Evet babacığım, yemiştim. Ama gene de karnım ağrıyor.